21 Nisan 2010 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Magos ilçesi Osman Fazıl Polatpaşa Camii'ndeyiz. Hava nemli olduğu için ve yağmur yağdığı için sümüklü böcek şu anda çalışmaya çıkmış. Ne yapıyor sence? Ne yapıyor? Çalışıyor. Gıdasını topluyor. Değil mi? Biz ne yapıyoruz? Mesela sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği yiyoruz. Arada kuru yemiş yiyoruz, çay içiyoruz. Doğru mu? Kıbrıslılar genelde kahve içiyor. Şu anda bu çayını, kahvesini, kuru yemişini hep bu sudan alıyor. Tamam mı? Neden? Allah bunu da böyle yaratmış. Anlaşıldı mı gençler? Anlaşıldı hocam. Bunun da bir gayesi var. Kimse bu hayvanı Allah niye yaratmış demesin. Çünkü her varlığın bir gayesi var. Bizim anlamadığımız bunun mutlaka bir amacı var. Bak ne kadar güzel çalışıyor görüyor musun? Kaygan bir zeminde kayıp gidiyor. Anlaşıldı mı? Buradan çıkan sonuç şu. Allah varlıkları mutlaka bir amaca göre yaratmıştır. Biz anlamasak bile. Hepsinin bir emeği. Tamam, mutlaka bir amacı var. Yani bunu besin zincirinden çıkaramazsınız. Ne demek besin zinciri? Bunu yiyen bir mahluk var. Bunun da yediği bir şey var. Mesela bu suyu içiyor. Bunu bir başka varlık yiyor. Bu hayvanı yiyor. Doğru mu? Hatta şöyle göster. Kıbrıslıların bir takımı görmedim ama bunu yediğini duydum ben. Karavolli diyorlar buna. Evet. Doğru mu? Doğru. Ben yemedim de bedava da verseniz yemem. Hocam ama bu taze mide meselesi. Taze ot yiyor. Şöyle diyeyim. Taze ot yemesi onun temiz olduğunu göstermez. Sümüklü böcek nihayetinde. Sümük. Yerlere baktığınızda sümük salgılıyor değil mi? Yani sen bana şu anda 1 milyarda para versen benim özüm dövüp bunu yiyemem. Kapatabilirsin. Doktor Erdoğan Köycü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.